Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazcık daha rahat olduğumuz, relax olduğumuz bir video diyebilirim. Neden? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaldeyiz. Hedefimiz çeyrek finaldi bu sezon öncesinde. Bunu başardık. Üstelik bunu başarırken de çok büyük iki takımı yendik. Avrupa'nın en büyük iki markalarından olan Bayern München ve Real Madrid'i eledik. Şimdi fırsatın da farkındayım. Önümüzde Chelsea var. Yani şimdi Bayern'le Real Madrid'i yendikten sonra Chelsea'yi neden yenmeyelim? Chelsea'yi niye elemeyelim? Bakacağız, göreceğiz. Bu videoda yaşayacağız. Ama dediğim gibi biraz daha rahatım. Mental olarak çok daha kendimi hafif hissediyorum. Bu Real ve Bayern Münih maçlarını geçtikten sonra Chelsea karşısında. Şimdi arkadaşlar şöyle bir açıklama yapalım. Sizin yorumlarınıza chatten ihtiyacım var. Bugün 31 Ekim ben bu videoyu çekerken. Bugün Chelsea'yi elenirsek final yapabiliriz. Kariyerin finalini yapabiliriz. Devam edersek, finale çıkarsak zaten finali canlı yayında yapacağız. Bunun altını çizelim. Ama enteresan bir durum da söz konusu. Football Manager 2023 9 gün sonra çıkacak. 5. sezonu yetiştirebilir miyim? Bilemiyorum arkadaşlar. Yarıda kalmasını da istemiyorum 2023 çıktığında yapacağımız kariyerde, Galatasaray kariyerinde, ama enteresan bir nokta var. Hakikaten bu fırsat da ne zaman gelir bir daha bilmiyorum. Şöyle isterseniz bu fırsata bir bakalım arkadaşlar. Şöyle takip listesine bir gelelim. Takip listesinde neredeydi? Sözleşmesi biten oyunculardan biri. Bana kalırsa dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu Lionel Messi. 37 yaşında, 30.06.2025 tarihinde sözleşmesi bitiyor. Öylesine bir imza attır olayına girdim ve karşılaştığım manzara karşısında açıkçası şok oldum. Bu sezon 15 gol 9 asistle oynuyor. 37 yaşında olması sebebiyle fiziksel özellikleri çok iyi değil. Güç 8, dayanıklılık 10'a kadar düşmüş durumda, ama arkadaşlar şu teknik özellikler gerçekten insanın aklını alıyor. Bir daha bu fırsat insanın karşısına ne zaman çıkar onu da bilemiyorum. Şimdi hangi fırsat diyeceksiniz? Hangi fırsat diyeceksiniz? İmza attır diyorum. Ve Messi masaya oturuyor arkadaşlar. Evet, inanılmaz, 37 yaşındaki Messi masaya oturmayı kabul ediyor. Şartlardan bir tanesi çok enteresan. Messi benden önce olayı çözmüş. As takıma kaleci takviyesi yapılmak istiyor. Çok enteresan gerçekten. Yani ben kararsızım. Eğer Messi'yi alırsak 5. sezonu oynarız abi. Messi'yi transfer edersek 5. sezonu oynarız. Sözleşmeye daha bakmadım. Sadece bu pencereden baktım Messi'nin. Daha masaya hiç oturmadım Messi'yle. Ne kadar ister? En az bence bir 15-16 milyon euro ister. Şu an 25 milyon euro kazanıyor. Verebilir miyiz? Bakarız, ama eğer siz derseniz abi Messi'yi alalım. Futbol 5. sezonda yapalım. O bittikten sonra Futbol Manager 2023'e geçelim. 5. sezonu yapacağız. Eğer derseniz abi gerek yok. 9 gün var önümüzde. Bitiremeyiz, yetiştiremeyiz zaten 5. sezonu derseniz arkadaşlar. Bu sezon ya bu videoda Chelsea'yi yenilip kariyer finali yapacağız, ya da şampiyonlar finale çıkarsak da canlı yayında kariyerimizi noktalandıracağız. O konuda chat'te yorumlarınızı bekliyorum açıkçası. Yani önemli bir not ama tabii benim de içim pırpır ediyor. Bir daha Messi ne zaman Galatasaray'da görürüz. Enteresan. Tabii daha masaya oturmadık. Gelip gelmeyeceğini de bilmiyorum arkadaşlar. Gelip gelmeyeceğini de bilmiyorum. Evet, şimdi arkadaşlar her şeyi kenara bırakalım. Rahatladık dedik ama Chelsea karşısındayız. Chelsea karşısındayız. NEF Arena'da yarı final ilk maçı. Diğer karşılaşmaya bakacağım. Liverpool Napoli'yi 4-0'la geçip final koltuğundaki yerini almış diyebilirim. Salah 2, Luis Diaz ve Jota golleriyle Napoli'yi adeta sürprize etmiş Liverpool arkadaşlar. Yani çıkarsak finale rakibimiz %99,9 Liverpool olacak. Evet, son maçlarda 4-2-3-1'e dönmüştük biliyorsunuz. Özellikle Bayern Münih maçında döndükten sonra verim almıştık 4-2-3-1'den. Bu karşılaşmaya da 4-2-3-1 ile çıkacağım. 4-2-3-1 ile de 2 maç attım. Biz en son Bayern Münih maçında bırakmıştık. Beşiktaş'ı deplasmanda Türkiye Kupası yarı final birinci ayakta 3-1 ile geçtik ve Konyaspor'u kendi sahamızda 1-0 ile geçtik. Şimdi bu videoda ilk önce Chelsea'yi ağırlayacağız. Sonra Ümraniye deplasmanına gideceğiz. Sonra Chelsea deplasmanına gideceğiz arkadaşlar. Stamford Bridge'e. Dediğim gibi chat'teki yorumlara bakarak bir yol haritası çizeceğiz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şöyle takımı seçelim. İlk 11'im az çok belli ama şurada bir tek sıkıntım. Keane'i oynatsam mı? Maç kondisyonu eksik. Sakatlıktan geri döndü. Enes Ünal'ın yerine ben koyacağım arkadaşlar. Güveniyorum. Lafont'u koyalım. Onun haricinde şöyle bakıyorum. Yunus Akgün hafif sakatlığı var. Bu karşılaşmada forma giyemeyecek zaten. Evet, Lafont, Gomez, Ozan, Sole, Dumfries, Seyvald, İliç, Şeldrup, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder ve Moussakin ilk 11 ile çıkıyoruz Chelsea karşısına. Haydi bakalım. Ben şu an tabii ilk gösterim olduğu için chatte siz yorumlarınızı yapıyorsunuz. Ben hepsini okuyup inanın ona göre 5. sezonun olup olmayacağını
kafamızda oturtacağız. Evet, Graham Potter yönetimindeki Chelsea, Mendy, Milankovic, Koulibaly, Fofana, Reece James, Cucurella, ne sapık bir isimdir Cucurella, Kante, Gallagher, Mason Mount, Havertz ve Lukaku 11'de çıkıyor. Orta sahasında Kante ve Gallagher gibi iki tane fizikli oyuncu. Bakalım arkadaşlar, biz dediğim gibi kafa olarak daha rahatım. Elensek de sıkıntı yok diyeceğim. Bir tur açıkçası kendi adıma, ama müthiş bir fırsat var karşımızda. Bunun da farkındayım. Yani Real Madrid ve Bayern eledikten sonra Chelsea'yi elip neden final koltuğunda yerimizi almayalım? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şuradan maçın hızını ayarlayacağım. Haydi bakalım. Evet, Seyvald, Dumfries, Cengiz Ünder. Cengiz, Yusuf koşuyor ama olmadı. Fofana, Milankovic, Mendy. Fakat Lukaku gibi bir azman var orada. Ozan, 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 Ozan. Aman Ozan, aman Ozan. Şadrup müthiş oynadı bu sezon. Yusuf. Moussakin. Yusuf. Cengiz gol pozisyonu. Cengiz çekti. Dumfries. 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 Şampiyonlar Ligi'ndeki en erken gollerden biri. O nasıl şut? 1-0. O nasıl bir şut Dumfries? Aman Allah'ım, muhteşem bir şut arkadaşlar. Yani gerçekten olağanüstü bir şut. İşte Cengiz Dumfries tam köşeye, Mendy'nin uzanamayacağı noktaya. Bu sezonun en iyi transferi. En iyi transferi. Açık ara Dumfries. Evet, ilk şutta golü bulduk. Maça da oldukça etkili başladık. İki isabetli şut, tek gol. 5 dakikada Nefarena'da. Şimdi Fofana. Koulibaly. Kante. Milankovic, uzun oynattırmamız lazım rakibi. Tabii orada Lukaku tehlikesi var. Uzun oynattırırsak da belki de oyundaki en iyi pivot santraforlardan biri Lukaku. Şimdi uzun geldi. Dumfries karşıladı. Cengiz sağ tarafta müthiş oynuyoruz şu ana kadar. Cengiz aradan bıraktı. Yusuf ceza sahasında. Ortaya çıkarttı. 2-0, neler oluyor Nef Arena'da? 2-0. Sheldrup atıyor. 2-0. 6. dakika. Cengiz sağ tarafı işliyoruz Dumfries Cengiz. Yusuf orada, ortası çok iyi Sheldrup. Adeta topla kale içine girmiş. Bu golün %85'i Yusuf'a yazılır. Çok büyük oynadı Yusuf Yazıcı bu sezon. Çok büyük oynadı. Evet, normal istatistiklerimizin dışında bir performans. 3 şut 3 isabet 2 golle başladık arkadaşlar. 0.90 XG'den 2 gol bulduk. Dakika 16. Sheldrup, Sole, sekti, olmadı. 3. golü aradık. Müthiş bir maç başlangıcı yaptık. Müthiş. Devam. Sheldrup. Sheldrup döndü. Orta. Moussakin 3-0. Neler oluyor? 16. dakikada 3-0. 3-0. Moussakin, o da atıyor. Ben buradayım diyor. Moussakin. Yalnız Sheldrup. Yani ilaç gibisin. İlaç gibisin bebek yüzlü katil. Müthiş oynadı bu sezon. Çift taneli gol asisti çıktı. Performans puanı 7.80 civarında. Çok büyük takımlar isteyecektir onu ama zaten büyük bir takımda oynuyor. Galatasaray'ımızda oynuyor. Evet, 16 dakikada Chelsea'yi Nef Arena'nın çimlerine adeta gömdük arkadaşlar. Şuradan bir süpersiniz diyelim. Şu an performansı iyi olduğu için taktiksel anlamda da herhangi bir dokunuş yapmayacağım. Devam, devam. Yani rakibin herhangi bir şut girişimi yok. XG'si 0 derken ilk isabetli şutları geldi. Ama olacak. Olacak. Gerçekten müthiş bir ilk yarı performansı çıkarttı Galatasaray'ımız ilk 16 dakikada. Evet, devreye 3-0'la gireceğiz muhtemelen. Lafont'un biraz kurtarışları var. Ama müthiş bir ilk yarı. Nef Arena'da 10 şut, 8 isabet, 1.61 XG. Normalde gerçekten Chelsea karşısında çok iyi bir gol beklentisi. Ve 3 gol çıkartmak çok daha güzel. Dumfries, Sheldrup ve Moussakin golleri. 3 şut, 2 isabet, 0.31 gol beklentisi var rakibimizin. Takım savunması da oldukça başarılıydı. Şimdi şöyle soyunma odasına gidip elleri kenetleyip maçın gidişatından memnunum diyeceğim. Bir de arkadaşlar, tempomuzu bir tık çekeceğim. Bir tık tempomuzu standarta alacağım. Onun dışında herhangi bir değişiklik yapmayacağım an itibariyle. Seyvald, Gomez ve Yusuf Yazıcı'nın sarı kartları var. Belki ikinci yarıda onları çıkartabilirim. Dakika 65-70'e doğru. Ama genel takım performansında şu an dikkat çeken isimler Dumfries 7.9, Yusuf 7.30, Sheldrup 8.30 ve Moussakin 7.7. Moussakin de bugün kendine geldi. Hadi bakalım. Of! Daha rahatım ama. İnanın daha rahatım. Dedim ya size video başında da. O şey maçlarına göre, yani şu maç 3-3'te olsa bu kadar ahlar vahlar etmem yani. Bayern München ve Real Madrid maçlarında gerçekten çok gergindim. Şimdi bir kafa dışarıya. Romelu Lukaku. Dakikalarda 53'e geldi arkadaşlar. Birazdan sarı kartlı oyuncularımı çıkartacağım. Olası bir ceza durumu olmasın diye. Evet, bir taç atışı. İkinci yarıda tempoyu düşürdük.
Şimdi gol pozisyonu var. Savunma çıkarttı. Dumfries. Dumfries, Seyvald. İliç, solda boşluk var. İliç dışarıya vurdu sol ayakla. İliç. Dördüncü golü aradık. Şimdi şuraya gelelim. Sergio Gomez performansı da kötü bugün. Onun yerine Haluk'u atacağım. Seyvald yerine arkadaşlar İlkay Kudüs mü? İlkay'ı atalım. İlkay tecrübesiyle. Yusuf yerine ise Kudüs'ü atacağım. Evet, 3 oyuncu değişikliği hakkımızı yaptık. Dakikalar 67. Gol yemeden gidersek müthiş bir avantaj. Müthiş bir avantaj olacak. Şu ana kadar da gerçekten çok büyük oynadı Galatasaray'ımız. İlk 16 dakikadaki özellikle üst düzey performansla skoru aldık. Şimdi Haluk. Yerden oynadı Sheldrup. Mousekin gidiyor. Onu görür mü? İliç'e bıraktı. İliç yine Sheldrup'a. Sheldrup çekti. Ortayı yaptı. Savunma çıkarttı. Rebound'u alamadık. Şimdi bir kontra atak şansı olabilir mi? Haluk orada. Aferin Haluk. Ozan. İlkay. Ozan. İliç. Haluk. Sheldrup. 4 mü geliyor? Sheldrup. 4 mü? Hayır. Direkten döndü. Ah. 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 Sheldrup. Ah Sheldrup diyorum. Ah Sheldrup diyorum. Şuradan bir süpersiniz çakacağım. Maç sonu konuşmasında da kollarımı havaya kaldıracağım arkadaşlar. Kollarımı havaya kaldıracağım. Gerçekten hak ettiğimiz bir maç oldu. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttığımız, rakibi sürüklüse ettiğimiz, özellikle ilk 20 dakikadaki performansımız müthişti. Şimdi bu olmasın, bu olmasın, bu olmasın, bu olmasın. Lafont, Lafont ben de varım diyor. Bu zafer de benim de imzam olacak diyor. En net gol pozisyonuydu bu arada Chelsea'nin. Evet bitti. Müthiş bir 16 dakika. 16 dakikada 3 gol, 3-0. Ondan sonra biraz tempoyu düşürdük ama final için çok büyük bir avantaj elde ettik. 3-0'la geçiyoruz Chelsea. Dumfries, Sheldrus ve Mousekin golleri. 20 şut, 9 isabet, 2.36 gol beklentisinden 3 gol çıkarttık arkadaşlar. Son anlarda biraz fırsat verdik rakibe. 0.83 xG ama o kadar olacak. Yarı finaldeyiz Şampiyonlar Ligi'nde. Gol bulamadı Chelsea. Maçın en iyisi bebek yüzlü katilimiz Sheldrus 8.8. Dumfries 8.8. Sol 7.2, Ozan 7, Lafont'tan iyi performans 7.5, Yusuf 7.2 ile oynadılar ve Mousekin 7.5 ile oynadı. Cengiz kötüydü bugün ama yine de kötü halinde bir asisti var Cengiz Ünder'in. Oh! Evet şöyle kolları yukarı kaldırıyorum. İnanılmaz oynadınız, rakibi perişan ettiniz diyorum ve herkesi motive ediyorum arkadaşlar. Şimdi deplasmana gideceğiz. Gerçekten çok büyük bir avantaj deplasmanda. 3-0 bakalım neler olacak ama ondan önce bir Ümraniye maçı var. Ümraniye maçını beraber oynayacağız. Evet Sheldrup 1 gol 1 asist ve 8.8 ile oynamıştı. Bu sezonki performansına arkadaşlar bakıyoruz. 38 maç, 33'ü ilk 11, 20 gol, 24 asist ve 7.77 performans puanı. Buradan sana öpücüklerimi yolluyorum Sheldrup. Her yerinden öpüyorum senin. İlgilenen kulüpler var. Bayer Leverkusen, Dortmund, Inter, Sevilla, Hertha Berlin ve Leipzig de kendisini istiyor ama gidebilir arkadaşlar. 70 milyon euroyu getirirse gider, satarız. Evet şimdi Ümraniye deplasmanı. Ümraniye deplasmanında neler olacak göreceğiz. Çok ciddi bir rotasyon yapacağım. Bu arada Dumfries ödülü aday olmuş. Türkiye Süper Ligi'nin en iyi oyuncusu. Ona da bir bakalım. 6 gol, 4 asist ve 7.53 performans puanıyla oynuyor arkadaşlar. Denzel Dumfries, o da bu sezon gerçekten müthiş bir performansı var. Onu da şu an Crystal Palace istiyor. Ama Crystal Palace, yani bence bizden Crystal Palace'a gitmesi onun için kariyerinde bir düşüş bana kalırsa şu noktada. Yoksa Premier Lig tabii ki Türkiye Süper Ligi'nden fersah yukarıda bir lig arkadaşlar. Evet şimdi Ümraniye deplasmanında komple takımı rotasyona sokacağız. Beraber oynayalım arkadaşlar. Herhangi bir edit yapmak istemedim. Beraber görelim. Sonra da Chelsea deplasmanına gidip yani final geliyor gibi. Final gelirse de finali canlı yayın yapacağım zaten. Finalde canlı yayın yapacağım. Yunus bu arada takımla birlikte çalışmalara başladı. Haluk o da gelişimine devam ediyor. Aslan parçası hakikaten çok iyi gelişiyor arkadaşlar. Haluk ben Regenlere karşıyım ama Haluk Regen nefretimi birazcık törpüledi. Ve şu an kendisini Liverpool, West Ham, Bayer Leverkusen, Frankfurt, Bayern, Mainz, Roma, Inter ve Villarreal gibi takımlar istiyor Haluk'un. Tam bir sol iç kenar stoper 3-5-2'nin. Mert o da gelişiyor ve Ozan Kabak. Evet antrenman ve gelişimlere en son bakarız. En son. Videonun sonunda performanslara, gelişimlere bakarız. Messi konusunda da yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Muhtemelen canlı yayında o konuyu herhalde gideceğiz gibi gözüküyor Şampiyonlar Ligi'nde finale. Canlı yayında daha da o konuyu konuşuruz. Ama siz yine yorumlarınızı yapın. Evet arkadaşlar şimdi Ümraniye deplasmanındayız. Ciddi bir rotasyon uğrayacak takım. Doğan'ı alalım, Mert'i alalım, Nathan Ake'yi alacağım. Hatta Emin Bayram. Emin Bayram'ın durumuna bakayım. Emin'i atabilirim bugün savunmaya.
Emin atacağım. Sole yerine sol tarafa Haluk atacağım. Salih Özcan orta sahada, İlkay Gündoğan arkadaşlar. Hatta İlkay'ı defansif oyun kurucu alalım. Tekniğiyle Kudüs'ü buraya koyalım. Yunus sakatlıktan geri döndü. Bizim için bence çok önemli. Yunus'u Cengiz'in yerine atalım. Sol tarafa Barış Alper Yılmaz'ı atacağım. Forvet'e de Enes Ünal'ı. Evet, 11 oyuncunun da 11'ini rotasyona soktuk. Geniş kadro bu yüzden önemli diyeceğiz. Şöyle Sole'yi dışarı bırakıp devam edeceğiz. Hadi bakalım. Bir tık maçı hızlı oynayacağım. Çok sıkılmayın diye. Şimdi arkadaşlar 3-0'dan da elenirsek yalnız büyük ağır rezillik olacak. O riski de alıyoruz artık. Yapacak bir şey yok. 3-0'dan belli olmaz futbol. Bir tık hızlı aldım arkadaşlar. Bir tık hızı arttırdım. Şampiyon. Bu arada ligde de tabii ki şöyle bir şey var. Ligi de neden namağlup bitirmeyelim? Şu an hiç namağlup bitiremedik. Geçtiğimiz 3 sezonda da. Bu sezonda hedefimiz ligde namağlup bitirmek. Şampiyon olduk zaten. Şimdi Barış Alper geldi. Penaltı yok hakem burada ya. Ya şunu Football Manager 2023'te umarım değiştirmişlerdir. Oynamadım. Maç motorunu hiç oynamadım arkadaşlar. Bir tane Galatasaray incelemesi videoda bir maç yaptım. Onun dışında da o da 5 dakikaydı zaten. Çok uzun değildi. İnceleme fırsatım olmadı. Umarım şu VAR olayını, saçma sapan olayları, gelen yorumlar çok değişmediği yönünde arkadaşlarımdan. Ne yazık ki ama efendim bir hastalık arkadaşlar. 2023 kariyeri yapacağız, yapacak bir şey yok. Hastalık abi. Şimdi arka direkte Enes Ünal attı. 16. gol. Bir rotasyon forveti için iyi bir rakam. 1-0 öndeyiz. Ümraniye deplasmanında maçın 17. dakikası. Bu sezonki 16. golünü attı Enes Ünal. Gerçekten Enes Ünal mesela sakatlıklarda, Mosigi'nin sakatlığında falan da iyi performans verdi. Bayern deplasmanında atmış olduğu kritik gol 88. dakikada. İyi bir rotasyon performansı verdi Enes Ünal arkadaşlar bize. Çok memnunum kendisinden. Kiralık olarak forma giyiyordu. Sene sonu eğer 5. sezonu oynayacaksak ki Messi'nin durumuna bağlı, sizin yorumlarınıza bağlı. Enes Ünal'ı yine alacağız. Nathan Ake offside yok bunda hakem. Bu pozisyonda offside olmaz. Girip çıkan Ümraniyeli topçu var orada hakem. Girip çıkan Ümraniyeli topçu var. Çizgiden dışarı doğru. Gol geçerli. Biliyoruz abiciğim. Biliyoruz. Bak girip çıkıyor Zenci. Hadi bakalım. Evet şimdi Zenci dedim ya, ırkçı muamelesi de yapanlar olacaktır. Yani siyahi diyelim, ne fark eder arkadaşlar. Beni tanıyan tanıyor. Geçmişte biliyorsunuz nerelere maruz kaldık. Evet dakikalar 38-39, 2-0, ciddi bir rotasyon, kötü bir futbolda yok. Oyunu hak edecek bir oyunu ilk yarıda ortaya koyduk arkadaşlar. Enes Ünal ve Nathan Ake golleri. Çok fazla istatistiklere bakmaya gerek yok bu maç özelinde. Çok, yani rotasyon kadrosu olmasına rağmen çok ciddi bir fark var. Kalite olarak çok ciddi bir fark var arada. Evet şimdi Satalino. Haluk, Barış, İlkay. Mesela İlkay'ı almayacağım. İlkay kiralık. Ama bu sezon İlkay'dan gerçekten istediğimiz verimi alamadık. Yaşı da var tabii ki. Profil de olumsuz etkileniyor. Düşüşler var profilinde. Önümüzdeki sezon sırf Türk diye de hani İlkay'ı almaya gerek yok. Ve çok güzel attı. Kudüs 8. golünü attı Muhammed Kudüs. 3-0. Şimdi olası bir Messi transferi demek Muhammed Kudüs'ün de ayrılması ihtimalini gündeme getiriyor. Çünkü Messi arkadaşlar o fiziksel özelliklerle biz ofansif orta saha merkezde oynatırız. Yani Yusuf Yazıcı ile rotasyona sokarız. Bu da Muhammed Kudüs biraz lüks kalıyor. Biraz lüks kalıyor. Ona da bakacağız. Sizin ama yorumlarınız önemli bu konuda arkadaşlar. Minimum 15 milyon euro ister ama Messi. Verebilir miyiz? Daha masaya da oturmadık bu arada. Hani teklif yaparsak gelecek diye bir kaydı da yok. Sadece masaya oturmayı kabul etmiş ve masaya otururkenki en büyük şartı da çok ilginç. Demek ki herif bizi takip ediyormuş. Kaleci alın diyor lan. Herif bizi takip etmiş gençler. Yunus. Pasını aktardı, kötü pas. Satalino. Evet dakikalar 58'e geldi. 3-0'lık skor üstünlüğümüz var. Rahat bir oyun var arkadaşlar. Chelsea deplasmanına gitmeden önce şu an Celil uzaktan vurmadı. Araya bıraktı. Orada Emin'in birazcık hatası var ve 3-1 oluyor. Evet Emin orada ne yazık ki adamını kaçırdı. Farkı da 2'ye indiriyor. Ümraniyespor bu golle. Olsun. Devam. Aklımız fikrimiz tabii Chelsea maçında. Ligde şu an 96 averajdayız. 92 puandayız. 32 maçta en yakın rakibimiz Fenerbahçe 72 puanda ki bir maçları eksik. Aslında 72 puan bakın gerçekten kötü bir puan değil. Fenerbahçe'nin performansı gerçekten normalde şampiyonluk performansı. 31 haftada 72 puan çok iyi bir puan bence. Ama biz ekstra güçlü olduğumuz için oyunda Fenerbahçe'nin şanssızlığı. Şimdi yine Kudüs'e. Kudüs kötü vurdu. İşte bu pozisyonlar Yusuf Yazıcı'nın pozisyonları arkadaşlar. Hatırlarsınız müthiş bir Real Madrid'de golü vardı. Vole. Harika vurmuştu. Orta savunma çıkarttı. Kudüs. Mert.
Bekkalar da 76'ya geldi arkadaşlar. Bugün hücumda çok XG üretemedik. 1.65 XG'de kaldık ama çok da bunu kafaya takmıyorum açıkçası. Çünkü rakip çok güçlü, çok ciddi, rakip çok güçlü diyecektim. Hayır, rakibin güçlüğünden değil, çok ciddi bir rotasyon yaptık. Çok önemli yıldızlarımız yok şu an. Şimdi Mert Müldür geçmedi, Diarra araya girdi. Savunma arkası topa dikkat arkadaşlar. Saki, Erdi, Doğancan, solda boşluk var. Nathan Ake, Mert Müldür, Berkay, Erdi. Savunmadan çıkmaya çalışıyor Ümraniyespor. Şimdi geriye Satalino. Bence onlar da sanki skora razı bir oyun. Oo, büyük hata yine Emin'in olduğu yerden. 3-2 Emin, evet Emin olmuyor. Bu ciddi pozisyon hatası bunlar. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Bu adam buradan koşuyor. Offside olmadığına göre Emin uymuş. Evet. 3-0'dan 3-2'ye geldi skor. Önemli değil. Takmıyorum. Çok önemli değil. Hatta böyle sürprizler olması lazım zaten bence. Olmalı zaten. Bugün tabii ki 3-3 olmasın. 3-3 Chelsea maçı öncesi moralimizi biraz bozar. Şimdi yerden top. İkay, Doğan, Barış, Muhammed Kudüs aradan oynamaya çalıştı. Berkay araya girdi. Ondan da uzun top. Kırmızı kart görüyor. Şu maç hızını düşürelim ki Chelsea maçında unutmayalım onu. Evet arkadaşlar, kazandık. 3-0'dan 3-2'ye gelmesi biraz moral bozsa da çok takmıyoruz. Ciddi bir rotasyonla çıkmıştık. Aklımız gücümüz, aklımız fikrimiz, çünkü Chelsea deplasmanında ligde en azından namağlup yolumuza devam ediyoruz. Tek üzücü nokta bugün 2 gol yememiz. 2 gol ligde çok uzun süredir yemiyorduk. Biraz sanki Chelsea maçı öncesi biraz hani şey yaptı ama videonun başında da dedim arkadaşlar. Mental olarak daha rahatım bu videoda. Tabii ki 3-0'dan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde elenirse bu büyük yıkım olur. Yıkım olur. Evet, 3-2 kazandık arkadaşlar. Enes Ünal Akebe, Kudüs golleri. Yunus Akgün 8.1, Kudüs 7.4, Barış 7, Enes 7.4, İlkay 7.1, Ake 7.3 ve Emin 7 ile oynadılar. Performans olarak en iyilerimiz. Evet, çok çok iyi bir galibiyet aldınız diyoruz ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Allah'tan bir sakatlık vermedik. En önemli durum o. Evet, şimdi Stamford Bridge'e giriyoruz. Bakalım. Bu sezonun ya son maçı ya da Şampiyonlar Ligi'nde finali canlı yayında yapın diyecek bize. Bu arada galibiyet rekoru kırdık. 30 maçta Türkiye alan Süper Ligi rekorunun sahibi ve en yüksek puan 92 puan. Devam. Bakalım finale Şampiyonlar Ligi'nde canlı yapabilecek miyiz arkadaşlar? Bugün benim bu videoyu ne zaman çekiyorum? Şu an pazartesi. Yarın yayında olacak. Salı, çarşamba akşamı eğer çıkabilirsek canlı yayını 9'da patlatıyoruz gençler. Orada da 5. sezon devam etmemesini, Messi meselesini, hatta şey yaparsanız Messi'ye sözleşmeyi de o videoda öneririz zaten. Bakacağız, bakacağız. Tabii şimdi elenebiliriz de, elenebilirsek de bu videonun, bu sezonun son videosu olur bu. Belli olmaz arkadaşlar, nasıl bir 3-0 yakaladık 20 dakikada. Bir baskı, bir bireysel hatalar ya da çok iyi bireysel performanslar Chelsea'den. Birden yine 3-0 olabilir. Yani ben de beklemiyordum Chelsea karşısında birden 3-0 olmayı kim bekliyordu? Hiçbirimiz beklemiyorduk. Hadi bakalım. Ama bu takım 4-2-3-1 takımı yani çok net. Çok da çok kritikti. O Bayern Münih maçındaki ikinci dakika yapmış olduğumuz dokunuş 4-2-3-1 dönmek çok kritikti. Hani burada biraz kendime de pay biçeyim. Messi'ye bak, kaleci al diyor bana ya. Evet arkadaşlar. Chelsea deplasmandayız. 3-0'ın rövanşında. Hiçbir değişiklik yapmayacağım. İyi giden takıma çomak sokmayacağım. Şu takımı ayarlayalım sadece az kadroyla. Sahibi altı alalım. Moussakin, Yusuf tabii ki orada olacak. İliç, Sole, Lafont, Barış Alper yerine Şeldrup'u alalım. Alamadık. Aman aman, Şeldrup'suz başlanır mı ya? Cengiz Ünder yerine Yunus'u alalım. Yunus'u buraya atacağız. Kimin yerine atalım? Haluk'un yerine mi atalım? Salih yerine atalım. Salih yerine atalım. Tamam. Şöyle bir daha bakalım. Tamam arkadaşlar. Evet, ilk 11'imiz tamam. Lafont, Gomez, Ozan, Sole, Dumfries, Seyvalt, İliç, Şeldrup, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder ve Moussakin ilk 11 ile başlıyoruz. 3-0 çok büyük avantaj. Buradan tur verirsek gerçekten büyük bir şok yaşarız. Bunun farkındayım arkadaşlar. Ama inanın o kadar da dağlara taşları kafamı vuracak kadar üzülmem. Potter, 11 Chelsea'nin Mendy, Fofana, Koulibaly, Milenkovic, Reece James,
Kukurella, Kante, Gallagher, Mason Mount, Havertz, Lukaku aynı takımla çıkmışlar. Üçlü savunmaya çıkması enteresan. Bence bu maçta 3-0'ın rövanşında biraz risk alabilirdi gibime geliyor. Yine üçlü savunma. Aynı takım. Birebir aynı takım. Hadi bakalım. İlk 20 dakika çok önemli. İlk 20 dakikada tutabilirsek oyunu çok ciddi avantaj yakalarız gibime geliyor ama baskıyla başlayacaklardır ki iki şut geldi maçın ilk 10 dakikalık diliminde. O baskıyı yiyeceğiz. Gayet normal. Ama şu an ilk 20 dakikayı gol yemeden tamamladık. Hücum da kötüyüz sadece arkadaşlar. Şimdi bir duran top. Gomez'in ortası var. Kafa vuruşu var ve gol var. Ve gol var. Offside verme be hakem. Offside verme ya. İliç attı gole bakıyoruz. Evet gol geçerli. 1-0. Bir kere geldik golü tıklattık. İliç, Gomez, Sergio Gomez'in ortasında İliç'in golü. 1-0 öndeyiz. Bir bakalım neresi offside hakem bunu? Sarı lacivert çizgi çekiyorlar. Ama Avrupa arenasında hepimiz biriz. Rekabet yok. Evet arkadaşlar baskılı başlayacak dedik. O baskıyı yemedik. Bir de duran toptan golü attık. Totalde skor 4-0. Abi yapma bunu işte ya. Çok basit bir gol. 1-1. Çok basit abi. Çok basit. Kim o ya? Kim aldırdı o topu ona? Ozan mı? Çok büyük hata. Çok büyük hata. Ben burada Lafontaine'a nasıl kızayım ya? Bir bir. Yusuf. Kulübali çıkarttı. Şimdi Dumfries rebound'u alıyor. Sağ taraftan geliyoruz. Yürü oğlum. Orta. Kulübali çıkarttı. Buna dikkat. Reboundları toplamamız lazım. Dönen topları. Geçiş hücumu şansı vermememiz lazım. Şimdi Seibold. Top geçmedi. Mason Mount. İşte bu toplara çok dikkat etmemiz lazım. Rhys James. Oğlum kaydı lan. Ben burada kaydım. Vallahi ben burada müdahaleyi yaptım Rhys James'e. Çok çabuk bıraktın. Sheldrop. İliç, Gallagher, Kante. Ay. Çok tehlikeli geliyorlar arkadaşlar. Bu pozisyon gol olma ihtimali çok yüksek. Çok olgunlaştı, fazla olgunlaştı. Mature oldu atak. Of, Lukaku. Tek başına direniyor şu an Lukaku. Tek başına direniyor adeta. Şimdi 35. Şu ilk yarıyı 1-1 bitirelim ya. Şimdi Gomez araya girdi. Birazcık hızlı bir top Mousikin. Mousikin bugün etkisiz. Şimdi Milankovic, Koulibaly, Milankovic, Kante, Fofana sağ taraftan Rhys James kaçıyor ona dikkat et Sergio Gomez. Koulibaly, Gallagher. Şimdi Sergio Gomez aldı onu ve şimdi geçiş hücumu şansı bizde. Sheldrup sever bu pozisyonları. İyi bıraktı Yusuf. Aradan Mousikin gol pozisyonu ve gol offside yok. Offside yok. Ben buradayım diyor. Ben buradayım 2-1. Çekiyoruz. Hesabı çekiyoruz diyorum. Hesabı kesiyoruz, kapatıyoruz daha doğrusu arkadaşlar. Adım adım finale gidiyoruz. Bundan sonra 5-2'de maç uzar. Şu anki performans sanki buna çok izin vermeyecek. Ama Yusuf Yazıcı ben senin ayağına yani ne diyeyim arkadaş. Heykelini dikeceğiz o ayağa, Flora girişine. Müthiş oynadı. Evet bu arada oyun anlamında da gerçekten deplasmanda da üstünlük kurduk arkadaşlar Chelsea'ye. Şu an birazdan istatistiklere bakacağız. Ve adım adım finale gidiyoruz. Skor 2-1. 6 şut 4 isabet 1.01 gol beklentisinden İliç ve Mosikin golleri var. 6 şut 3 isabet 0.56 gol beklentisinden Lukaku golü. XG'lerde üstünüz arkadaşlar. Bir tek topla oynamada üstündeyiz ama çok da önemli değil. Graham Potter isterse topu evine götürebilir. Şimdi elleri kenetleyip maçın gidişatından memnunum diyeceğim. Devam ediyorum. Şöyle bir süpersiniz yapalım. Sarı kartlı oyuncum var mı? Ona hiç bakmadım. Hani 70-75'e doğru alabilirdik arkadaşlar. Ama devam. Hiç müdahale etmeyeceğim. Gayet iyi performansımız şu an. Son yarım saat 4 gol yemezsek yarım saatte Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz. Muhtemelen de Liverpool'un rakibi olacağız. Dakikalar 67'ye geldi. Şimdi şöyle bir gelelim. Cengiz Ünder'i alacağım. Şu şeyi de birazcık tıkacağım arkadaşlar. Tempoyu da biraz kısacağım. Standartı alalım. Seibold kötü. Seibold'un yerine bir Kudüs hamlesi yapalım. Kudüs burada oynar. Üçüncü oyuncu değişikliğini saklayalım arkadaşlar. Belli olmaz. Bir sakatlık 10 kişi kalırsak olaylar terse gitmesin. Ama hakikaten herhalde baktığımız zaman Bayern, Real Madrid ve Chelsea bu üç takımla oynadığımız eşleşmelerde en bariz üstünlüğü kurduğumuz takım Chelsea oldu. Şimdi Mason Mount bıraktı. Raheem Sterling vurdu. Lafont imza kurtarışlarından birini yaptı. Beklemediğimiz bir kurtarış. Dakika 72. Sakin. Buradan 4 gol olur gelip maç uzarsa yalnız var ya felaket bir yıkım olur bizim için yani. Felaket.
Şimdi Sergio Gomez sol tarafta abicim ya. Abicim ya. Fofana. Mason Mount. Koulibaly. Şimdi Mendy. Endika. Çok güzel top attı. Kukurella. Tam bir pornstar ismi. Raheem Sterling dışarıya. Tamam. Ciddi pozisyonlar değil bunlar. Ama tabii Raheem Sterling'i orada kafa vurdurmayacak. Benim orada iki tane 1.90'lık oyuncum var aslına bakarsanız. Evet, biraz Chelsea'nin şutları geldi arkadaşlar ama Chelsea deplasmanında rakibi şu an 1xG'de tutmayı başardık. Bizim de xG'miz oldukça yeterli bence. 1.25xG'ye çıktık. Ve artık finaldeyiz. Liverpool finali canlı yayında beraber olacağız. Çarşamba akşam arkadaşlar. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Sole vurdu dışarıya. Çok ilginç bir kariyer hikayesi. Gerçekten enteresan bir kariyer hikayesi oldu. Ve finale çıkıyoruz arkadaşlar. Galatasaray camiasına hayırlı uğurlu olsun. 12 şut, 7 isabet, 1.55xG'de. İki gol bulduk. İliç ve Mosikin 15 şut 7 isabet 1.15xG. Bence iyi bir savunma performansı rakibi 1.15xG'de tutmak. Lukaku golü var. Sergio Gomez 7.7, Sole 7, Lafont 7.2, İliç 7.1, Sheldrup 7.1, Yusuf 7.1 ve Mosikin 7 performans puanıyla oynadılar. Aslında çok çok üst düzey bir oyuncu bireysel performans puanı yok ama kazanarak ve totalde 5-1'lik skorla finale çıkıyoruz. Evet, kolları yukarı kaldırma zamanı. Tebrikler beyler. Hepiniz finalde oynamayı hayal etmişsiniz ve şimdi bunu yapacaksınız. Hepinizden çok memnunum diyorum arkadaşlar. Devam edeceğiz. Şimdi finaldeki rakibimize de bakacağız arkadaşlar. 12,5 milyon euroyu kasaya koyduk. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. Tabii şimdi sözleşmelerde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda final oynarsak bonusları vardı. Kasamızdan bayağı bir para çıkacak ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şu finale bir bakacağım. Finalde kimle oynayacağız? Belli mi? Evet, daha Liverpool-Napoli maçı oynanmamış. O yüzden ona bir bakacağım arkadaşlar. Evet, şu an oynanıyor. Ondan sonra bu videoyu burada bitireceğim zaten. Evet, Napoli 1, Liverpool 1. Totalde 5-1'lik skorlar. Finaldeki rakibimiz arkadaşlar Liverpool oldu. Bakalım neler olacak göreceğim. Allianz Arena'da oynayacağız arkadaşlar. Almanya'da oynayacağız. 75 bin kişilik kapasiteli. Finalde canlı yayın yapacağız. Canlı yayında oynayacağız. 5. sezonun devam edip etmemesi. Messi transferi. Onları da zaten beraber konuşuruz. Gerekirse devam abi. Messi için 5. sezon yapılır derseniz de Messi'ye sözleşmeyi de önereceğiz. Bakacağız. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş'la bir kupa maçı var. Ben Beşiktaş'la kupa maçını, yarı final ikinci ayak maçını oynarım. Gaziantep ve Eyüp maçlarını oynarız. Canlı yayında iki maçımız olur. Bir Türkiye Kupası finali kim gelirse, bir de Liverpool'la Şampiyonlar Ligi finali arkadaşlar. Hakikaten yani ince dokunuşlar, garip hikayeler, garip kariyer hikayesi oldu ama hedeflediğimiz noktadayız. Bakalım 5. sezon için yorumlarınıza göre de hareket edeceğiz diyorum ve bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum, olumlu yorumlarınızı ya da eleştirilerinizi dahi bekliyorum. Kesinlikle eleştiri yapabilirsiniz. Yani ben bakın saygı çerçevesinde her şeyi diyebilirsiniz. Bunda hiç sıkıntı yok. Şimdilik hoşça kalın diyorum ve Football Manager 2022'de kalın diyorum.